Merhaba değerli dostlarım, nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız çok şükür iyiyim. İşten çıktım, şöyle yoldayım, görüyorsunuz, dolmuş bekliyorum. Benim çiçekler çok güzel, şurası. Dolmuş gelinceye kadar birazcık yürüyeyim. Bayrağı da asmışlar, yine görüyorsunuz bayrağımızı. Dolmuş hala gelmiyor. Hemen şu karşısı, evlerin arkası da deniz canlar. Yarın evdeyim çok şükür. Bugün pazar var. Pazara gideceğim. İşten şimdi çıktık, bakalım. Evet. Buralarda böyle. Burası kalabalık. Selamlar, sevgiler, değerli dostlarım. Derman Elgin'in kanalına hepiniz hoş geldiniz canlarım. Evet dostlar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Allah'ım şifa versin, mutluluk versin, sağlık versin değerli dostlarım. Biraz da güç kuvvet versin. Ne yapıyoruz? Dostlar, biz Derman'la beraber işten geldik. Apar topar pazarda buluştuk. Malum domatesin son zamanları artık. Evet. Yavaş yavaş artık bitecek. Derman da epeyden beri söylüyordu. Ne diyoruz? Sos mu diyoruz? Menemen. Yani yemeklerin içine doğramak için menemen. Şişe yapacağız. Hı-hı. Ondan sonra Derman epey bir bana domates yükledi pazarda. Sos olduğu zaman sadece domates oluyor. Evet. Menemenlik olduğu için olduğu zaman içinde biber de oluyor. Neyse işte işten geldik. Yemeğimizi yedik. Bunu yapmak i̇şte zorundayız. Gördüğünüz gibi domatesler yine önümde. Derman işin kolayını aldı. Bıçağını aldı. Biber doğruyor. Bana domates söylüyor. Ben de biber doğruyorum canlar. O mu kolayına yani? Bize durmak yok dostlar. Evet. Gündüz işte, akşam bu işleri yapmak zorundayız. Yoksa kışın hepiniz biliyorsunuz domates alınmıyor. Yenmiyor daha doğrusu. Çok sert oluyor. Geçen sene de şişem vardı, domates şişem. Yapmamıştım. Ondan önceki sene 50 şişe yapmıştım. O büyüklerde. Şeyden, pazarda çalışıyordum. Getiriyordum domatesi. Nail'le oturuyorduk. Hatta Kezban abla, eşi, onlar da geliyorlardı, soyuyorlardı. Böyle yapmıştı. 50 şişe yapmıştı. Bu sene hiç kalmadı. İnsan arıyor da olmayınca hani. Çok da iyi oluyor elinin altında hazır. Hem kışın domates şey oluyor. Ne oluyor Nail? Ne oluyor? Domatesler hep hormon oluyor. Hormon oluyor. Anne. Biber az görür. Biber az olacak oğlum, çok acı olmayacak. Oradan görüntüsü az. Evet oluyor dostlar, bir önceki videomda malum benim kafa çıkmamış, tripodu iyi ayarlayamamışım. Onu da buradan açıklık getireyim. Hep Derman çıkmış, ben çıkmamışım. Görememişsin. Video izlediğimde çok üzüldüm. Yarım olmuş. Valla bugün artık o kadar yoruldum ki perşembe günlerde. Siz bunu cuma sabah izleyeceksiniz. Elim bıçağı tutmuyor. Burada bir sinir sıkışması var benim. Gerçekten kolum şu an bıçağı tutarken zorlanıyor. Ali bir kağıt al ver bak. İnanılmaz da sıcak var yine. Bugün çok aşırı sıcak vardı. Bir tane daha. Ali de yeni telefonuyla bugün kardeşiyle bir video çekmiş. Kısa bir video yolda. Paylaşmamızı istiyor. Arasına evet, katalım mı anne? Koyan arasına. Merhaba. Merhaba. Ben çok seviyorum kış hazırlıklarını. Elinin altında bulunduğu zaman, bir misafirin falan geldiği zaman çok iyi oluyor. Ben dolaşmıyor, hazır. Menemenliğin, sosun. İçine ne katarsan bunun. Hani ben köftelerin üstüne de kullanıyorum. Domatesin sosu. Çok iyi oluyor canlar. Sizler de yapıyormuşsunuz. Çok güzel yorumlarınızı aldım. Yazmayanlar yazdı. Kimisi çekiniyormuş işte.
Kimisi izliyormuş, yazmıyormuş. Canınız sağ olsun. Hani hiç mecburi olarak şey yapmayın canlar. İzleyenden de, yorum yapandan da, yapmayandan da Allah hepinizden evet, razı olsun. Derman görmedi ama siz görmüş olabilirsiniz. Az önce bir şey oldu. Onu görenler yorumuna yazdı. Aha gördüm, oraya sıçratmışsın. Ama sen söylemeyeceksin ya. Domates perdeye fışkırdı. Derman görmedi dedim ama görenler vallahi, yazdı. Yıkanacak. Fışt diye ses duydum da. Duydum da gitti vallahi perde. Gitti yavaş yavaş. Dostlar bizim dışarıda büyük bir balkonumuz yok. Ve de karanlık oluyor dışarısı. Evet. O yüzden mecbur içeride yapıyoruz. Aslında dışarıda büyük bir balkon, köydeki evimizin balkonu gibi balkon olsa. Evet. O yüzden orayı çok istiyorum. Allah inşallah bana orada videolar çekmeyi nasip eder. Teyze nerede geldi? Aa kim gelmiş? Gel bacım. Hoş geldin. Hikaye hoş geldin. Kolay gelsin. Hoş sağ ol valla bize de adam lazım daha Hikaye. Hoş bulduk. Emin ediyorum bize adam lazımdı. Kayından seviyormuş bacı çay demedim çay seviyormuş. Ne var da zaten nayı? Valla kayından sever. Çok bir şey yapmayacağım ki. Biz de onu severiz. Buradan ellerinden öpüyorum duyuyorsa bizi. Niye dış sesi olarak konuşuyorsun Hikay? Niye dış sesi olarak konuşuyorsun? Ben ortada konuşuyorum. Kameranın karşısına alalım seni. Şu karşıya gelsin. Tam müsait değilim o yüzden. Ben dörtte gel diye bir şey olmaz. Mehmet de gelsin. Bak gel. Vallahi dostlar ben seviyorum galiba bu işleri ya. Bilmiyorum ya Derman kızacak diye korkumdan yapıyorum. Yok niye geçen senelerde beraber yapıyorum. Merhaba. Sonra abi bir lokum domates mi yutuşuyorsun? He. Gel doğru. Şöyle geçeyim şuna. Birazdan. İkisine böl işte bunu. Şöyle bakayım. Zaten az kaldı. Ben dedim sana istersen. Tamam. Bir bakayım. Bunları ocağa koyalım. Sen ne yaptın iki ay pazardaydın. Dedim mi pazarda çalışıyorsun? Pazar mı yaptın? Bahçıyım. Evet burası dostlar. İlkay pazardaydı. Ben anlatayım sonra İlkay anlatayım. Yanımdaki kim ki diyor? İlkay arkadan. Benim cimcik dedi. Arkadan bir cimcik attım İlkay'a. İlkay bir sıçradı, bir metre sıçradı. Ne bileyim ben salatalık seçiyordum. Dağdıydı ya. Yok dağılmadım. Salatalıkların iyilerini arıyordum böyle içinden. Küçüklerini. Bir baktım yanımda bu. Dostu mu yapacaksın? İyi İlkay ağzıma yumruk vurmadı dostlar. Yemedi kaldı. Hani İlkay sağdan sola doğru güzel bir yumruk patlatabilirdi bir tane ama gördü. O kadar milletin içinde. Bir baktım ilk ay ben otobüste indim tam pazarda alışveriş yapıyordum. Sen otobüste mi indin o sıra? Dur dedim ilk ay bir korkutayım. Ben de evden geliyor zannettim. Rahim Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Rahim Hanım nasılsınız? Ben yaptım ben hemenliklerimi. Sana sınavı verdim. Bacıma verdim sınavı. Benim her şeyim bitti çok. Çok yapmayacağım bacım. Bir ara 50 şişe yaptıydım. Bu sefer evet. Yapmayacağım valla. Ama 15 şişe yapsan yeter valla. Evet aynen 12 şişe falan. Ben de 13 şişe mi ne yapmışsın yeter valla. Evet, işte 12 tane şişe yıkadım. Aynen. O da yeter herhalde. Allah yemeği nasip etsin. Ömrümüz olursa yeriz, ömrümüz olmazsa bir yiyen bulunur. Oradaki ne mi yapacaksın? Benim bir komşum vardı. Böyle bodrumu doldurmuşmuş değerli dostlar. Hemen yan komşum. Şişeleri yapmışlar. Allah yemeği nasip etmedi. Onlar kaza yaptılar. İnanın o şişeler 2 sene yenmişler. Yani o kadar çokmuşuz. Kalabalık bir aileydi. Onun için hep aklıma gelir. Yandılar arabanın içinde. Gelini, kendisi. Şişeleri yani başkalarına nasip oldu. İşte yemek kısmet olmamış. Yani ne olacağımız belirsiz. 3 günlük yalan dünyada da olduğu kadar, her şey olduğu kadar olsun. Aynen. Hiçbir şey için. Her şekilde, her şeyle. Aynen hiçbir şey için sağlığımız yerindeyse hepsi o gerçekten Allah'ım güç kuvvet versin ben başka bir şey dinemiyorum. Şuradaki domatesleri ne mi yapacaksınız? Yoksa bu yalan dünyada her şey boş. Bunu da yapacaklar. Sağlıktan gerisi yalan değil mi Nayi? Aynen öyle. Aynen öyle. Allah'ım evlerinize huzur versin, mutluluk versin. Ben dua etmeyi çok seviyorum içimden geliyor. Ayme sen neler yaptın kızım bugün? Ben de evdeydim. İşe gitmedin mi bugün? Gittim. Geldi. Gittim geldim bir yarım saat önce. Hadi teyzemlere gidelim anneydi. Ne oldu be? Arda geliyor dedim. Mısır haşladım Rahime sana. Açsana da soğusun ağzını be. Arda bizim oğlumuz oldu artık. Hadi teyzem. Sevinim. Mısır aldı Rahime. Arda'yı böyle gördükçe seviniyorum ben. O bilgisayar muhabbetinden kurtuluyor ya artık. Artık okullar başladı. Sen artık. Beni de aradın. Oyun oynayamaz her şekilde. Yasak bak, geldi biraz. Babam aramış, yüksel babam aramış. Aç teyze. Korkuyorum ben. Ne zaman yeni? Olma teyze. Ha. Kim aramış? Benim telefonum. Beni aramış.
durumlar böyle dostlar. Bizde durumlar böyle. Şimdi ya koydum senin için bacı. Evet koydum. Ya koymuyoruz. Böyle hiç kavurmayın mı? Evet hiç kavurma. Annem yaptı çok güzel. Dönmüş gibi oluyor. Bacım içine de yağ da kattım. Bir dakika oluyor zaten. Biber bitti. Onu da ötekine dök bacım. İki şey mi yapacak? İki kişiyi de anca olur. Birini de almaz. Bu. Çiğim çok büyük değil mi? Evet. O zaman biz devam edelim değerli dostlar. Kaynatma aşamasında yine görüşürüz, gösteririz size. Yüksel babam bir arayalım bakalım ne güzel. Evet canlar, devam ediyoruz biz. Bacım doğrama işlemine geçti. Ben şu biberleri altına birazcık yağ koyup kavuracağım. Niye kavuracağım Nail? Daha lezzetli olsun diye. Leyla annem öyle söyledi. Allah'ım yarabbim. Leyla annem birazcık kavurun dedi. Daha o zaman lezzetli olur dedi. Ben de aynısını söyledim bunlara. Dostlar buna inanmadılar. Herkes her şekilde yapıyor. Vallahi. Hadi buyurun gelin mısır yemeği. Ben soymasam artık. Neden? Soy soy. Hadi bitmiş zaten. Az kalmış. Kim soyacak? Zaten bunun kenarları çürük kesiyorum oralarını. Ne? Ne kadarını aldın yapıyorsun? 2 lira. Da şunları adam en son kalmış. Hı. Hepsini 5 liraya veriyorum. Adam dedi öyle aldık da sağlam ellerini kesiyor. Evet. Ben bu domates bana çok lezzetli geliyor. Bacı o yüzden bu şey. Vallahi ben armut domates aldım o zaman. Öyle de içiyorum. Pazardan almadım ben. Armut domates böyle çok daha şey olur. Kağıt alın verin ya. Çok iyi geliyor ya. Önce ne alakası var? Şunları yapıyorum dedim. Bakalım ha. Sevmezsem al. Yok. Onları al bacı. Onlar al. Onlar sertse doğru ortasında. Evet dostlar bir tane mısırın tadına bakayım bir. Çok iyi pişmemiş. Pişmemiş mi? Şöyle. Bacım doğruyu gördüğünüz gibi. Ali Pervane'nin dibinde oturuyor. Evet, şöyle. Gördüğünüz gibi. Birazcık kavrulsun. Azıcık yağ döktüm. Ondan sonra üzerine domatesini ekleyelim. Markete gittik. İp saldık. Şimdi eve gidiyor. Evet dostlar bugün annem işte. Şu an işte olduğu için bir ayaz sıkıldı dedi. Abi dedim markete gidelim dedi. Ben dedim tamam gidelim. İki tane cips aldık eve gidiyoruz. Dedim size böyle bir video olsun. Ufak bir video çekeceğiz. Annem bunu bir parça olarak koymuştur. Nasılsınız iyi misiniz? Arkadaşlar like abone olmayı unutmayın. Tamam abone zaten oluyorlar ya bizim söylememize pek gerek kalmıyor. Değil mi Ayaz? Ne yaptık Ayaz evde? Televizyon izledik. Evet televizyon izledik. Oturduk, oyun oynadık. Televizyon izledik de arkadaşlar. Bildiğiniz gibi abi telefon aldık. O telefonla evet, çekiyoruz. Bu çekimi de yeni telefonla yapıyoruz dostlar. İşte biz böyleyiz. Ayaz'la gidiyoruz şu an. Görüşürüz. Evet sevgili dostlar. Soslarımız kaynamaya başladı. Bunlar güzel gelecek, kaynayacak. Biraz suyunu çektiği zaman sıcak sıcak şişelere dolduracağız. Ağzını kapatacağız. Hava almaması lazım. Sonra bozulmasını engelleyeceğiz. Bu şekilde kışın yemekleri de tüketeceğiz dostlar. Evet değerli dostlarım. Ali'cim getir bir şu. Tuzunu unuttuk bak. Tuz atacaktım. Unuttum tuzunu. Böyle hatta getirdim hazır. Menemenliklerimiz hazır. Ben bunları armut domatesten yapmadım. Daha lezzetli oluyor. Biraz soğanını falan kavurup şey yapınca böyle yemeklere çok lezzetli oluyor. Ne yapacağız? Bunu ters mi çevireceğiz? Tamam anneciğim. Evet ters çevir. Şu tepsiyi al. Bak tepsiyi kapat.
Evet. Anneciğim titretiyorsun. Hayatım. Gel sen buraya. Bir görsünler seni. Gel. Evet değerli dostlar. Menemenliklerimiz hazır. Kapaklarım da pek çok, pek hoşuma gitti. Bunları Migros'tan aldım. Bir tane izleyicim şey yazmış. Reçeldeydi galiba. Pony gibi hani su şişelerinin ağzını kesip pony gibi oradan dökünce hiç kenarına taşmıyor diye çok mantıklı geldi. İzleyicimize çok teşekkür ediyoruz ama yine hazırlıksız yakalandık biz. Nayne de mantıklı geldi. Evet. Birbirimizden çok şey öğreniyoruz canlar. Bir dahakine inşallah o uygulamayı yaparız. Biraz önce Afyon'daki görümcemle konuştum. Kendisi köydeydi. Şu an Afyon'da. Komşularındaymış. Komşusu da beni izliyormuş. Patlıcan yemeğimi pişiriyormuş. Ona kendilerine sevgilerimi gönderiyorum. Çok mutlu oldum duyunca patlıcan yemeğimi benim usulümce pişirmiş. İsterim gerçekten. Keşke daha fazla elimden bir şeyler gelse de daha fazla şey paylaşsa. Nail'in uykusu geldi. Bu arada hiç ses sola çıkmıyor canlar. Yok uykum falan gelmedi. İyi misin? İyi bir şeyleri temizliyorum. Nail geçen senelerde yaptığımızda şişeleri çok sıkmaktan bozuk bak. Ya. Zorlanıyorum bak gidiyor. Ya gördünüz mü canlar? Ben daha derken oldu. Kapak bozukmuş. Bir tane kapağım boşa gitti. Üzüldüm şimdi. Nail'de öyle bir kuvvet var ki geçen senelerde bütün kapaklar gitmişti. Hani çok sıkmıştı Nail. Şimdi tecrübeli. Ama kapakta sorun olduğunu söylüyor. Hani kendisinin yapmadığını söylüyor. Niye ters çeviriyoruz anne? Bizim hepsini denemedik. Hepsini vakumlanması için anne. Anneciğim kağıt havlu getirin suyu. Deneyim mi? Sıkma ya. Neyse de böyle şey bulunmuş. Bugün kolum aşırı ağrıyor değerli dostlar. Neden bilmiyorum. Kolumun şu dirseğimin üzerinde bir aşırı ağrı var. Hareket ettirdiğimde çok zorlanıyorum şurası. Burayı ağrıtmış gibiyim sanki. Ne oldu bilmiyorum. Evet son iki şişe galiba. Benim de olmuyor son iki şişe. Onlar mı? Evet oldu. Bunu da sabah çocuklar yer olmaz. Kalan. Evet. Tam olmayacak bu. Ben iki şişe diyorum. Evet, bunu doldur ama. 1,5 şişe olur zannettim, olmaz. Dök istersen ben de. Allah yemeği nasip etsin. İyi oldu maşallah. Bunu alayım bir tanesini. Evet dostlar. Şişeleme işi. Bunu mu atıyorum? Bu bozuk mu? Evet değerli dostlar gördüğünüz gibi o kadar domatesten bu kadar çıktı. Yeter mi? Yeter. Şimdilik yeter. Vallahi yorgunluğundan bu sıcakta bir de hiç gitmiyor. Keşke dışarıda yapabilsek hani gündüz falan olsa da ocağı yaksak. Gerçi gündüz de aşırı sıcak. Bu çöl sıcaklar dedikleri olsa gerek. İnanılmaz bir sıcak var. Çok şükür. Bizler de. Saat 11. Sabah 7'den beri depardayız. Evet. Saat 11 oldu. Artık günü kapatacağız. Ya biraz yorucu geçti. Bugün mü? Aynen. Pazar, iş, evet, domates soy. Allah herkesin yardımcısı olsun. Çaremiz kalmadı. Cümlemize. Evet. Bugünlük bizlerden bu kadar değerli dostlarım. Videomu beğendiyseniz like atmayı, ücretsiz abone olmayı, zil sesini açmayı unutmayın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın dostlar.